Şimdi her şeyin yarışması yapılıyor malum. Çeşitli yarışmalar yapılıyor çeşitli konularda. Biz de hayırlı evlat yarışması yapıyoruz. Böyle bir format hazırladık. Bakalım bizim yarışmamız nasıl oluyor? İzleyelim görelim. Buyurun. Sevgili seyirciler, değerli konuklar, Türkiye'nin en hayırlı evladını seçeceğimiz hayırlı evlat yarışmasına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili seyirciler, birbirinden değerli ve iddialı 3 tane yarışmacımız var. Her evlat gibi onlar da hayırlı evlat olduklarını iddia ediyorlar. Bakalım nasıl olacak? Evet, şimdi sırayla onları çağıracağım. Hiç uzatmıyorum. İlk yarışmacımız İsmail geliyor. Evet İsmail, hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Nasılsın? Biraz kendinden bahseder misin bize? Çok teşekkür ederim. Adım İsmail. Piyanistim. Dünya çapında ödülleri olan bir piyanistim. Memleketime, milletime ve aileme hayırlı bir evlat olduğumu düşündüğüm için buraya geldim efendim. Sağ olun. Süper. İddialısın yani. Evet. Seni hemen yerine alıyoruz. Ve 2 numaralı yarışmacımız Fikri geliyor. Fikri, hoş geldin. Biraz seni tanıyalım. Hoş bulduk. Adım Fikri. Hı hı. Bilim adamıyım. Hı hı. Ayrıca bu yıl Nobel aday olarak gösterildim. En hayırlı evlat olduğumu bir de El Alem jürisinin karşısında söylemek istiyorum. Aranızdayım. Hadi bakalım, harika. Seni de yerine alıyoruz. Ve alkışlarınızla son yarışmacımız geliyor. İsmim İbrahim, düzüm. Ha. Peki soy ismi yok mu İbrahim? Yok, düz İbrahim. Peki neler yaparsın İbrahim? Duruyorum. Bakarım. Wow, harika. Dümdüz bir karakter. Evet, seni de hemen yerine oturtalım. Hayır İbrahim. Seni şöyle yerine alalım istersen. Hadi bakalım. Evet, hiç zaman kaybetmeden jürimizi çağıralım diyorum. Onlar geliyor, El Alem jürisi! Evet, hoş geldiniz. Hepinize tek tek kurban olurum. Işıl ışılsınız. Nasılsınız? Bak, 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 bak. Görüyor musun? Program bizim sayemizde şöhret oldu değil. Nasıl yalaklanıyor bize? Cevap veriyor. İyik. Süper. Gördüğünüz gibi formları gayet yerinde. Evet, şimdi ilk etapta başlayalım. İlk sorumuza geçeceğiz. İstersen İsmail, seni buraya alalım. Evet, ilk etap iş hayatı. İş hayatın hakkında biraz bilgi verir misin bize? Efendim, iş hayatında dünyaca ünlü bir piyanist olana kadar gerçekten çok uzun süre çalıştım ve aynı zamanda part-time çalıştım. 18 üniversite bitirdim, 24 tane dil biliyorum. Birçok konçertom var ve dünyanın en önemli müzik orkestralarında baş piyanist olarak yer aldım. Bir sürü de ödülüm var. Daha ne olsun? Vallahi beni tanıdın. Evet. Ama bakalım El Alem jürisi seni övecek mi yoksa gömecek mi? Sinem teyze, ne diyorsun? Oğlum, yemezler. Öyle part-time çalışıyorum falanla ajitasyon yapıyor. Biz sanatçı tayfasının o part-time'larını çok iyi biliriz. O part-time dediği party time. Yani parti zamanı yapıyor. Ya şunun bir sıfatına dönüp bir bakın ya. Tipi bile kötü yola düşmüş. Tipsiz, pür senin suratına.
Evet, çok fena gömüyor. Burcu teyze sen ne diyorsun? Bak, ödül aldım diyor, hava atıyor. Ya sorayım sana, sen bugüne bugün ana bir tane çikolata, 250 gram tuzlu fıstık aldın mı? Aldım, almam mı? Hep alıyorum, devamlı. Ya bırak! Canım sen alsan Ali Baba'yı alırsın. 40 harami suratlı, şunun suratına bak. Allah'ım yarabbim ya. Bir de diyor ki ben dünyanın ünlü piyanistlerindeyim. Yalan söylüyor, çemçuk ağızlı. Ben bugüne bugün o kadar düğüne gittim. Hiçbir düğünde bu piyanist şantörü görmedim. Yalan söylüyor, yalan söylüyor. Çemçuk ağzı, ay ben bir fena ağlıyorum, vallahi fena ağlıyorum. Ah Şevket amcacığım, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Peki o zaman hemen sorumuza geçiyoruz. El alem buna ne diyor? Vallahi sana hadise bile dönmezdi, çalgıcı. Biz de dönmedik. Evet, İsmail maalesef bu turdan el alem sana puan vermedi. Evet, ya çok hayırlı bir evladımdır gerçekten ama kendimi iyi ifade edemedim herhalde. İleriki sorularda ben çıtamı yükselteceğime inanıyorum. Hadi bakalım, seni hemen yerine alalım ve iki numaralı yarışmacımız Fikri geliyor. Fikri, seni böyle alalım. Evet Fikri, sen bize iş hayatın hakkında bir şeyler söyler misin? Merhabalar efendim, ben Fikri, bilim adamıyım. Hmm. En son atomu parçaladım, çekirdeğini de parçaladım ve enerji ürettim. Ve bu enerji ürettiğimi de dış ülkelere satıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Hmm, harika. Bakalım el alem ne diyecek? Burcu teyzeciğim. Bak, atomu parçalamış, çekirdeğini kırmış. Ya senin anan istesin, sen yarım kilo ceviz kırmazsın anana be. Anaların hakkı ödenmez. Evet, ilk gömü Burcu teyzeden geliyor. Ne diyorsun buna Fikri? Efendim ben yanlış anlaşıldım. Bakın NASA'nın internet sitesinde bile benim ismim yazıyor. Gerçekten bakın size internet sitesini göstereyim şimdi. İnternet çekmiyor, üçgen çekmiyor. Senin üçgen çekiyor mu? Bak! Ağzıyla söyledi, üçgen dedi. Gözünün de bana baktı. Göz ve üçgen. İlluminati kız mı kesin? Sübliminali mesajları veriyor alttan alttan vallaha. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Uyurken senden utanıyor nerede? Benim kolonyam nerede? Ben çok fena oluyorum anam. Şu voltajları da kapatın. Ben kötü oluyorum. Gözlerim akıyor, gözlerim akıyor. Yapmam bunu bana, yapmam. Allah Allah. Evet, peki o zaman el alem buna ne diyor? Sen bilim adamı olmuşsun. Ama adam olamamışsın adam, pus senin sıfatına. Peki maalesef sana puan veremiyoruz, çok üzüldük. Efendim ben bu bilgiyle nasıl bu duruma düştüm anlamadım. Ama fena hırs yaptım, bu yarışmayı kazanacağım. Evet, seni yerine alıyoruz ve üç numaralı yarışmacımız İbrahim geliyor. Orada duruyor. Evet İbrahim, sen bize biraz işinden bahseder misin? İş olursa çalışırım, iş olmazsa çalışmam. Televizyon bakarım. Oturmayı seviyorum. Anamgille oturuyorum. Televizyon bakıyoruz. Oturunca çay severim. Demli. Düz duruyorum. Anamgille çay içtim. Durdum. Uyuyorum. Televizyon bakıyorum. Harika. Evet. Bakalım el alem jürimiz ne diyecek? Sinem teyze ne diyorsun? Ne kadar güzel konuştu ya. Anama bakarım diyor, babama bakarım diyor. Tam bir hayırlı evlat cevabıydı. Ben seni yerim, tüylü pandam. Yerim ben seni, çok beğendim. Hadi bakalım, Burcu teyze sen ne diyorsun? Ya o kadar belli ki ailesine düşkünlüğü. Şuraya bak, bomboş, bembeyaz bir sayfa gibi bakıyor. Evet, o zaman el alem ne diyor? Vallahi biz sana yükseldik İbrahim. Ananla babandan malzemeden de çalmamış. Vallahi bravo. Vallahi bravo, kes. Bravo. Evet, ilk turda İbrahim birinci oluyor. Bravo çocuk. Bravo, vallahi bravo. İbrahim seni hemen yerine alıyoruz. İbrahim yeri... İbrahim seni yerine alıyoruz. Televizyon bakıyor. Evet. Bak nereyi gösterirse de oraya oturuyor. Çok da saygılı vallahi. Aferin oğlum. Evet, hemen zaman kaybetmeden İkinci sorularımıza geçiyoruz. İsmail seni buraya alalım. Ya
Sorma, seni televizyon zannettiler. Evet. İsmail. Aşka bakış açın nedir ve nasıl bir gelin adayı düşünüyorsun? Ha, vallahi dış görünüşün gerçekten hiçbir önemi yok. Anlaşalım yeter. Akıllı olsun. Yine evet. Geldi çemçük ağızlı. Hiç haz etmedim ya ben burada. Evet, bakalım El Alem senin fikirlerine ne diyor Sinem teyze? Onun o akıllı gelin dediği, o her şeyi bilen, car car konuşan. Anneciğim o böyle, anneciğim şu şöyle, anneciğim. O gelinleri ben çok iyi biliyorum. Tüh, sana yazıklar olsun. Git buradan. Evet, Sinem teyzeden tükürük geliyor. Şevket amca sen ne diyorsun? Oğlum, yavrum sen zaten kendin çemçük ağızlısın. Bir de çirkin karı isterim, akıllı olsun yeter diyorsun. Senin çocukların mutasyon mağduru olur. Mutasyon mağduru olur. Bizim ırkımızı bozarlar. Beni affettin sen. Benim kalbimi indiriyor bu çocuk artık. Yemin ediyorum kolonyalar bitiyor bana. Kolonyalar bitiyor. Şu voltajlarda kızım benim gözümü alıyor. Aktı gözlerim ya, aktı ya. 15.000 volt yedim ben bugün ya. Ya senin anan seni doğuracağına kunduz doğursaydım diyor ya. Analara yazık, analara, analara günah. O anaların hakkı ödenmiyor. Babası! Hanımı! Aşkım benim. Yaşıyor, yaşıyor. İyi bir şey yok. Evet İsmail, maalesef sana bu turda da puan veremiyoruz. Ve ikinci yarışmacımız Fikri geliyor. Evet Fikri, senin hayalindeki eş tipi nasıl? Akıllı gelin gömüldü madem, akıllı olmasın. Güzel olsun, saf olsun. Saf olsun ki anama zorluk çıkarmasın. Peki ne diyorsun Şevket amca? Oğlum, o çocuğun tipi sana, zekası da anasına benzerse o çocuk ne yapar? Bu ozon tabakasını deler. Allah'ım yazdıysan boz. Murat Boz, sana selam ediyorum. Beni Twitter'dan ekle. Evet Burcu teyze, senin yorumun ne? Bak, benim diyor, anam diyor, saftır diyor. IQ'su düşüktür diyor. O yüzden ancak saflarla baş edebilir diyor. Ben babama çektim. Çünkü babam zekiydi, anam aptaldır diyor. Ana düşmanı! Hain iblat! Anaların hakkı ödenmez! Analar! Evet Fikri, sana da puan veremiyoruz. Ve üçüncü yarışmacımız İbrahim geliyor. İbrahim! İbrahim uyan yavrum, geldik. Evet İbrahim, nasıl bir eş, nasıl bir aşk hayal ediyorsun? Bayan kökenli kadın, oturuyorsun. Ben bakarım. Düz duruyorum. Kadın da duruyor, kadına bakarım. Televizyon bakarız. Hanıma bakarım, çay içiyoruz. Anam gillen otururum. Ben maç bakarım. Hanım dizi bakar. Ben bakmam. Harika. Bakalım El Alem jürimiz buna ne diyecek? Anama bakarım dedi. Karıma bakarım dedi. Çoluğuma, çocuğum, o ceketimi satar, televizyon alırım, herkese ben bakarım diyor. Televizyon bakıyorum. Kurban olurum ben sana, değil mi maşallah? Böyle evlat olur maşallah sana. Ben sana bir nazar duası okuyayım. Evet, gördüğün gibi Sinem teyze seni sevdi. Çay içiyorum. Bravo. Şevket amcacığım sen ne diyorsun? Kız olsam sana sevdalanırdım. Ne kadar doğru düzgün. Tam bir aşk erkağı. Evet. Şevket amca da seni övdü. Neler hissediyorsun? Şöyle. Şimdi şöyle yapacağız. O cümlenin yükselip sonundaki o romantizmi bağlaman var ya. Erkeği de bir değişik vurguluyorsun. Onu şimdi daha başka vurgula ki sinir bozuldu, o geçsin. Kız olsam sana sevdalanırdım. Ne kadar doğru düzgün. Vallahi tam bir aşk erkeği.
Çok güzel. Ama maalesef arkadaşlar kendilerini tutamadılar. Benim gibi duramadılar. Bu coşkuyu arttırarak, beğenerek, hayranlığı da içine ekleyerek bu sefer buyurun. Kız olsam sana sevdalanırdım. Ne kadar doğru düzgün bir çocuk. Of. Tam bir aşk erkek. Evet. Şevket amca da seni övdü. Neler hissediyorsun? Çay içelim. Harika bir bakış açısı. Buyurun. Helal olsun ya. Çocuk baştan ayağa altın oran ya. Hayırlı evlat Oscar'ı anana gidiyor oğlum. Anana. Ben seni doğuran anayla danaya girerim be. Vallahi helal olsun sana çocuğum. Helal olsun. Gel lan buraya, seveceğim seni. Gel. Gel. Düz geliyorum. Düz gel. Dümdüz gel. Otur, düz otur. Otur. Sana bak bunu Ereçim, Kelim Rahim. Yanaklarına bak yavrumun, yanaklarına bak. Ay, buna yılan, bana çok aklın gider. 15 yumak arkadaş, varmış. Ben yıllarca fakri zaruret halinde çalıştım, didindim, okudum. Yahu ismimi müzik dünyasına altın harflerle yazdırdım. Yani niye beğenilemedim onu anlamıyorum şu anda. Ya ben Einstein'ın izafiyet teorisini anladım. Ama bu insanları anlamadım ya. Ya ben de olmayıp da şu kutup ayısında olan ne arkadaş? Ben anladım. Galiba halkımız düz insan seviyor. Böyle göze çok batmayacaksın. Ben çözdüm. Vallahi çözdüm. Evet İbrahim. İnanılmaz bir puandasın. Senin şimdi hemen yerini alıyoruz. Yan değil. Düz yavrum. Düz. Düz. Bak yavrum. Senin yerini alıyoruz. Ne güzel. Bak iki kelimeyle de kumanda ediliyor. Tekrardan seni çağırıp seveceğiz. Çay içiyorum. İç. Helal olsun. Afiyet olsun. Anam gide selam söylüyorum. Evet. Şimdi hemen final sorusuna geçiyoruz. Bu etaptaki sorular üstle çarpılacak puanları. Evet beyler, hazır mısınız? Evet. Arda arda cevap vermenizi istiyorum. Size miras kalsa ailenize ne yaparsınız? Anam gile selam söylüyorum. Düz. Televizyon. Etliye sütliye dokunmuyorum. Oturuyorum. Çay içiyorum. Anama bakıyorum. Televizyon izliyorum. Peki İbrahim. Sana miras kalsa ne yaparsın ailene? Kalmaz. Bak. Sen nasıl bir çocuksun ya? O nasıl bir cevap ya? Bravo. Evet, gecemizin birincisi İbrahim oluyor. Evet sevgili seyirciler, El Alem jürisi sanatçıyı da eleştirdi, bilim adamını da ve yılın hayırlı evladını İbrahim seçti. İbrahim tebrikler. Ne düşünüyorsun? Düşünmüyorum. Ay vallahi tam bir felsefeci bu çocuk. Ne güzel şeyler söylüyor ya. Maşallah. Harikasın, muhteşem. Tam da sana yakışır gibi. O zaman hemen geçen senenin hayırlı evladı Hüseyin Turan'ı çağırıyoruz. Tacını devredecek inşallah. Vay ya ya ya. Bak. Çok yakışmış Hüseyin'im. Hoş geldin. Çok sağ ol. Nasılsın yavrum? Ne yaptın? Vallahi hayırlıların hayırlısı. Çok hayırlıyım. Bu tacımı bu yılın şampiyonuna vermeye geldim. Ama jüri değişmiş, biraz da standartlar düşmüş galiba. Evet, El Alem evet. Değişince jürimiz de değişti. Evet. Haklı. Evet. Hemen tacını takıyor. Ay! Bravo! Tebrikler, bravo! Ay! Ay bak, iyi. Sağ ol İbom. Televizyon bakıyorum. Aynen öyle, ben de bakıyorum. O zaman ben bir türkü söyleyeyim de El Alem bir hayırlı evlat görsün. Bayağı şimdi hırs yaptım abi, biliyor musun? Bu türkü şimdi senin için gelsin İbo. Dinlerim. Tamam. Sendeki kaşlar bende de olaydı var.
yarı senden, astı benden. Ela gözü küçük yarimden, ayrılamam ben senden. Kaşları senden, astı benden. Ela gözü küçük yarimden, ayrılamam ben senden. Kaşları senden, astı benden. Ela gözü küçük hanımda, ayrılamam ben senden. Ayrılamam ben senden. Gözleri senden, sürmesi benden. Edalı küçük hanımda, ayrılamam ben senden. Gözleri senden, sürmesi benden. Ela gözü küçük hanımda, ayrılamam ben senden. Saçları senden, örmesi benden. Edalı küçük hanımda, ayrılamam ben senden. Saçları senden, örmesi benden. Ela gözü küçük yarimde, ayrılamam ben senden. Çok 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 dilimden.
konuşmayın.